Tabii arkadaşlar, iki tane kağıdımız, bir makasımız, bir de yapıştırıcımız. Sizce bunlardan ne olur? Eğer yaparsanız güzel bir solo Türk olur. Hadi yapımına başlayalım. Merhaba arkadaşlar. İlk olarak iki sayfa kağıttan solo Türk'ümüzü yapacağız. İlk olarak şu ana parçayı kesmemiz gerekiyor. Fakat bunu ayrı ayrı kesmeyeceğiz. Ben kesilmiş şekilde göstereceğim size. Siz bunları çıkaracaksınız. Bu parçayı buradan bu şekilde çıkarmamız gerekiyor. Kenarlarından ince bir şekilde dolanarak, sınırlarından dolanarak, ama ortasını bu şekilde beyaz bırakın. Orayı kesmeyin. Orayı en son keseceksiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi parçayı çıkarmanız gerekiyor. Öncelikle bunu kesin. Videoyu durdurup önce bunu kesin. Hazırlayın arkadaşlar. Şimdi burası solo Türk'ün altı, kanatlarda burası üstü. Bunu doğru bir şekilde, bakın ortadan bir çizgi geçiyor, görmüşsünüzdür. Bunu doğru bir şekilde katlayarak tam yani üst üste gelecek şekilde, bakın şuradakiler üst üste gelecek şekilde katlayarak yapıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu yapacağım, yapıştıracağım, devam edeceğiz. Evet, şöyle yapıştıralım. Bakın, sınırları olan yerlerden yaparsanız daha iyi olur. Açılma olmaz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi doğru bir şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Altını da doğru bir şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Tam tamına hizalı. Bazı parçalar böyle kenarlarından onu tam ayarlayamamış olabilirim. Beyazlıklar çıkacaktır. Siz onlara bakmayın. Onları örneğin altta hangisi varsa ona göre düzeltme yapabilirsiniz. Şöyle bir şey. Mesela ben bunu yaptım. Ama diyelim şöyle küçük beyazlıklar kaldı. Onları böyle küçük küçük temizlik yapabilirsiniz. Evet, yapıştırma işlemi bittikten sonra şu beyazlıklar tam hepsi doğru bir şekilde yapıştıktan sonra şu beyazlıkları almamız gerekiyor. Çünkü artık buna ihtiyacımız yok. Bu sadece hizalama içinde arkadaşlar. Şimdi bunları doğru bir şekilde çıkaralım. Evet, bu şekilde ilk parçamız çıkması gerekiyor. Genellikle yapışmasının kurumu şu anda hamurumsu bir kıvamdadır. Şu anda sıvı yapıştırıcı olduğu için daha yapışmıyor. Genelde bu şekilde kullanın. Başka bir yapıştırıcı kullanmayın. Küçük olsun, küçük olması daha rahat kullanmanızı sağlıyor. İşte sıvı yapıştırıcı olsa daha iyi olur. 404 dediğimiz yapıştırıcılar. Bir de şöyle söyleyeyim, yapıştırıcıların uçları böyle sivri olsun. Yani daha bu şekilde olduğunda daha rahat yapıştırıyorsunuz. Uçları bu şekilde sivri yapılı olmasına dikkat edin. Evet, bunu bitirdik. Şimdi ikinci parçamıza geçelim. Buradan bakın, ilk parçayı çıkardık. İkinci parçamız da diğer sayfada şu parçamız. Evet, şu parçamız. Bu parçamızı buradan çıkaracağız. Nasıl çıkaracağız? Keserek çıkaracağız. Şu şekilde bir parça çıkaracaksınız. Şurasını ya alttan döndürerek yapıştırmayı sağlayacak. Şurası da ön burun kısmının girmesini sağlayacak. Öncelikle şuradan yapıştırıcımızı sürerek dolanalım. Devam edelim şimdi.
Bakın şu şekilde büktüm. Şimdi buraya yapıştırıcı süreceğim. İçinden de dikkat edin, kalkma falan olmasın. İçine de çok iyi bakın arkadaşlar. Evet, bu şekilde yapıştırdık. Burası burun kısmının bir parçası. Şimdi şurada şöyle bir bölüm var. Görürseniz iki tane kırmızı kısım var. Şurada bir burada kırmızı kısım var. Bir de burada. Bunları keseceğiz. Bunları sonra kullanmak için keseceğiz. Açık olması gerekiyor. Daha sonra kolaylıkla bunu kullanacağız. Şöyle. Kırmızı kısmını keseceğiz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde rahat kullanım olması açısından böyle kırmızıyı kestik. Yapıştırmasını da yaptık. Bir sonraki aşamada hangisine geçiyoruz? Bunu yaptık. Buraya yapıştırması kalıyor. Yani bu parçayla, bu gördüğünüz parçayla, bu gördüğünüz parçayı yapıştırmak kalıyor. Şimdi diğer parça, şimdi bunu yapıştırdık. Güzel. Bu nereye yapışacak? Şu gördüğünüz, bakın beyazlı kısımlar var. Şurada beyazlı kısımlar var. Bu beyazlı kısımlar, bu gördüğünüz ikinci parçada. Şurada bakın ikinci parça var. Bunu oradan çıkaracaksınız. Şu ikinci parça. Evet. Şu ikinci parçayı da arkadaşlar şu şekilde güzelce kesin. Yok. Şunlar, şu beyazlıkları alalım. Bunlar tasarımında önemli ve güzel yerler. Yani o şekilde ayarlamaya çalıştım. Bunlar dolanmasını ve güzel gözükmesini sağlıyor Solatürk'ün önünü. Şu gördüğünüz kısım, bu gördüğümüz kısma yapışacak arkadaşlar. Bu biraz zor. Ben aslında bunu önünü yapıştırmadan bunu yapıyordum. Ama bu şekilde göstereyim size. Şuraya yapıştırıcı sürüp tam buraya denk getirmeye çalışacağız. Şöyle göstereyim size. Öncelikle şunları bükelim. Şu gördüğünüz kısımları bükelim. Bakın şöyle bir keseceksiniz. Görün bu arada. Yani yanlışlık olmasın. Şu parça vardı. Görünsün bu. Evet. Şu arkasından şuraları alta şunun üstüne yapıştırılacak. O yüzden o yapıştırma yerlerini kesmeyin. Oralar çok önemli. Şuralar çok önemli. Şimdi önce bunu bükelim. Evet. Sonra burasını da bükelim ki rahat girsin. Bunları sonra büktüğümüz yerleri kullanacağız. Ya şunları normalde yoktu. Yani yapmayacaktım ama hani bunlarla hizalı olması için olması gerekiyor. Şu iki tane çubuk gibi şeyin. Bunlar tasarımında önemli rol oynuyor. Şimdi bakın. Şunu hafiften şöyle büktüm. Açılmasını sağladım. Şu gördüğünüz kısma tam buraya iyi bir şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Eğer yanlış yaparsanız güzel gözükmez arkadaşlar. Bakın tam buraya güzel bir şekilde yapıştırıp yerleştirmek gerekiyor. Hatta biraz daha bükmek, yani orayı iyice açmak gerekiyor ki doğru sığsın. Yoksa işimizi görmez. Evet, sonra buraya yapıştırıcımızı sürelim. Sonra şunu oraya denk getirelim. Bakın şu çizgiyle şu çizgi üst üste gelecek. Yani onu doğru ayarlamaya çalışın. Yanlışlık olmasın. Sonra şu gördüğünüz kısımlar şuraya denk gelecek arkadaşlar. Buraya böyle denk gelmesi lazım. Yapışması lazım. Şu siyahlar yukarıda dursun. Şöyle. Biz bunu buraya yapıştırmaya çalışacağız. Bu arada siyahlıklar da buraya denk gelmeye çalışacak. Bir sıkıntı olmasın diye. Evet, şunu şöyle tam üstüne denk getirmeye çalıştık. Yapıştırmaya çalıştık.
Evet arkadaşlar, şimdi de bunun üstünü yapıştırdık. Yani aşağı yukarı denk geldi. Yani bunu ne kadar çok yaparsanız o kadar profesyonelleşirsiniz. Hata yapmazsınız. Şimdi sıra geldi şuraları yapıştırmaya bakın. Şu beyaz kısımlar şuradaki gri kısmın üzerine tam bir şekilde gelecek. Doğru bir şekilde yapıştıracağız. Ve bu çizgiler de üst üste oturması gerekiyor. Şimdi bu burada devam edecek. Buraya başka bir şey yapıştıracağız. Onun için şunlar da yukarı doğru kalkması gerekiyor bu şekilde. Bu şekilde bitireceğiz. Şimdi yapıştıralım bunu da. Şöyle şuraya. Denk gelecek şekilde yapıştıralım. Bunlar yukarı gelecek şekilde olacaktı. Şöyle. Aynı şekilde burayı da yapacağız. Burayı da bu şekilde yapıştıracağız. Burayı da böyle yapıştıralım. Şöyle sürelim. Şöyle üst üste gelecek şekilde evet, bu şekilde gelecek şekilde yapıştırdık ve kurumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Sırada burun kısmı var, yani uçağımızın burnu. Şöyle bir parçamız var. Bu parça nerede? Bu parça evet burada. Bu parça, şunu alalım buradan. Bu parça buradan düzgün bir şekilde keseceksiniz, çıkaracaksınız. Şurada. Evet, bunu çıkardık diyelim, kestiniz. Bunun şu beyaz kısmını yine içeri doğru büküyoruz ki uçağımızı burunu yapalım. Bu şekilde yaptık ve sonra bir daha büküyoruz, bakın. Şöyle, şöyle bir burun oluyor bu aslında. Yapıştıracağız bunu. Şimdi yapmamız gereken şu beyaz kısmı büktük, şöyle bir huni şekline getirdik. Şu beyaz yere yapıştırıcı sürüp bunun üzerine yapıştırmak. Evet, içine de bakın bakmamız lazım. Bazen içi yapışmadan kalkabiliyor. Şöyle bir makas yardımıyla yine içini de böyle düzeltirseniz doğru düzgün bir buruna sahip oluruz. Şimdi sıra geldi bununla bunun birleşimine. Şimdi bu yuvarlak bir şekilde arkadaşlar. Şunlar en son. Şunun üstünden şöyle. Şunları şöyle hafiften içeri doğru bükmemiz lazım ki bu buraya rahat girsin. Birkaç kez böyle takın, yani içine giriyor mu diye bakın, deneyin. Ondan sonra en son işlemimize geçeceğiz. Ben şöyle bir bakıyorum içine rahat girebiliyor mu diye. Evet, şu şekilde bakın hala 2-3 parça çıkıyor ha. Şu şekilde ayarladık diyelim. Şu çizgisi alta gelsin. Şöyle bir ayar yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir ayar. Tam üzerine gelecek şekilde yapıştıracağız. Şimdi
Yani bunu niye deniyoruz? Hani yapıştırdığımız anda, yapıştırıcıyı sürdüğümüz anda kuruduğunda bayağı bir sorun yaşıyoruz. Yani hemen kuruyor. O yüzden o anda rahat durması lazım ki böyle bir takıyoruz ki bakın ben bir de böyle hafif yanlardan bastırıyorum. Daha kolay birleşip yapışmasını sağlıyor. Şimdi bunu yapacağız. Hafiften yapıştırıcılarımızı sürelim ve işlemimize geçelim. Evet, yapıştırıcılarımızı sürdük ve bakın çizgi tarafı alta gelecek şekilde. Evet, şu anda hiçbir parçası dışarıda kalmadı. Şöyle çizgi çizgiye gelecek şekilde bakın. Çizgi çizgiye gelecek şekilde şöyle güzel bir şekilde yapıştırıyoruz. Evet, bu şekilde yapışsın. Burun kısmımızda bu şekilde kurumaya bırakıyoruz. Evet. Şimdi sıra geldi. Bu burunu kanadımızın üstüne oturtmaya. Bakın şu kanadın şöyle baktığınızda kenarlarında bir açık yeşil kısımlar göreceksiniz. Bunlar da görünmez olacak. Bunlar nerede? Şu gördüğünüz kısımlar buraya yapışır. Bunun için şu gördüğümüz beyaz kısımları hafiften içeri doğru katlıyoruz. Bunlar tam oranın üzerine gelecek. Yani bunları şöyle şuraya yapıştırmaya çalışacağız. Doğru eğim vermesi için bir de solo türkümüzün üstünde bakın beyaz çizgiler oluşsun. Şöyle beyaz çizgi. Bu katlama yeri. Yani bunu şöyle şu şekilde katlayacaksınız ki şu üst tarafı bombeli kalkacak havaya, yan tarafları aşağı inecek ve görünüm güzel olacak. Şöyle katlıyorum bakın ben. Evet. Yine bunları beyazları içeri doğru hafiften çok böyle bastırmadan görünmeyecek şekilde katlıyorum. Oralara birazdan yapıştırıcı süreceğiz. Burası biraz zor. Kolay değil. Yapıştırıcı sürdükten sonra yapıştırması tam üstüne denk gelmesi lazım. Evet, şöyle beyazlıkları da yapalım. Bunlar şurası yükselecek bakın. Şöyle bir olayımız olacak yani. Şöyle. Şöyle bir olayımız olacak. Bu şekilde yapıştıracağız. Şimdi şunu yapıştırırken genelde şuralarında beyazlıklar oluyor. Şuraları düzeltirseniz makasla daha iyi olur. Keserken fark edilmiyor da yapıştırırken bunlar ortaya çıkıyor. Tam şu köşeleri hafiften alıyorum ki yani şöyle koyduğumuzda çıkmasın ortaya. Bu şekilde. Ben önce bir kenarını sonra bir kenarını yapıştırmayı düşündüm. Aha bak yapıştırırken eksik kalan kısımlar böyle kalkıyor. Bunlara dikkat edin. Burayı düzeltelim biraz daha. Çünkü sonradan bize sıkıntı verebilir burası. Evet. Şimdi biraz daha düzgün oldu. Şimdi bu katlamayı yaptıysanız yani şöyle de beyaz üzerinden şöyle katlama, şu beyaz çizgi üzerinden ve yapıştırma yerlerini aşağıya döndürerek. Şu gördüğünüz bakın bunlar yapıştırma yerleri. Şuralara gelecek. Burası altı, bu üstü. Şuralara gelecek. Şunlara yapıştırıcı sürüp buraya yapıştırmaya çalışacağız. Şimdi ben yapmaya çalışacağım. Bunda genelde hata olabiliyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli yavaş yavaş yapın. Bazen insan çabucuk bitsin, hemen göreyim istiyor yaptığı maketi ve bu yüzden hata yapabiliyoruz. Şimdi burayı sürdük, beyaz yerlerini. Bunu da şuraya üzerine yapıştıralım. Bakın şuradaki çizgilerle şuradaki çizgiler karşı karşıya gelirse daha iyi olur. Çünkü oranın devamı gelmesi lazım. Güzel. Burayı yani en azından sol tarafı tamamladık.
Bir de şuranın da tamamlanması lazım. Orayı unutmuşum ben. Yani sadece bu beyaz yerler değil. Bir de bakın şurada bir gri taraf var. Yani açık yeşil yer var. Orayı da yapıştırmacıyı sürmemiz gerekiyordu. Unuttuk. Tabii şuraya sürmemiz gerekiyordu. Evet. Şuraya sürdük. Orayı da yapıştırdık. Şöyle. Şimdi yaptık. Sağ taraf olduğu gibi. Sağ taraf olduğu gibi. Şimdi sıra geldi. Sol tarafı yapıştırıcı sürüp bu şekilde şuraya yapıştırmaya. Şöyle şuraya yapıştırmaya ve yavaş yavaş sırt kısmı Solo Türk'ün ortaya çıkacak. Ben genelde böyle kuruyken yani yapıştırmadan iyice bir bakıyorum hani nasıl oturacak, nasıl yapacak diye. Bir yanlış olmasın diye. Sonra yapıştırıyorum. Evet, şöyle baktığımızda böyle oturması gerekiyor. Sanırım bir sıkıntı yok. Evet, o zaman yapıştırıcımızı bulalım. Sürmeye başlayalım. Bakın demin hata yaptım. Şurayı da sürmemiz gerekiyordu. Şu gördüğünüz kısma süreceğiz. Şuraya da süreceğiz. Şuralara. Şöyle. Evet, çok güzel oldu arkadaşlar böyle. Bakın çizgiler üst üste gelecek şekilde tasarım birbirini tamamlayacak şekilde yapıyoruz. Böylelikle burayı da bitirmiş oluyoruz. Ve yavaş yavaş bakın Solo Türk'ümüzün tepesi ortaya çıkmaya başladı. Sırada ne var? Yani sırada şunları şöyle birleştirmek var. Şu gördüğünüz kısmı şöyle aşağıya doğru çekip birleştirmeye çalışacağız. Şu hafiften altını da kaldırmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, şöyle bir olayımız var. Şimdi şunları ben çok fazla gezinmesinler diye şöyle bir yapıştırıcı sürüp yapıştırmaya çalışacağım. Bazen kamerayı fark etmiyorum. Kendi önümde yapıyorum, kusura bakmayın. Şöyle şunları altına yapıştırıcı sürdüm. Şu kısımları şuraya yapıştırmaya çalıştım. Bu şekilde altındaki parçalar da toparlandı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu tamamsa bunun altına bir parça daha yapıştıracağız arkadaşlar. Şimdi o parça da şu parça. Aslında ben bunu hani ek bir görüntü amacıyla yapıştırdım. Şu parça. Şunu oradan çıkarmamız gerekiyor. Onu oradan nasıl çıkaracağız? Ne şekilde çıkaracağız? Bir dakika parçalara bakayım. Ben hızlı olması açısından parçaları çıkardım. Şimdi bu da kuruyor. Kuruma anında kaybetmiş olmayalım parçayı. Evet. Sayfanın birinde şöyle bir parça var. Bu alt çizgiler için. Bunu buradan güzelce kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da buraya şu gördüğünüz kısımlarla aynı gelecek şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Evet. Ama önce şunları yapalım bence. Bakın. Şu gördüğünüz siyah. Şurada bir çizgi var. Devam etmesi gerekiyor. Onu bu şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi ona süreceğiz ve devam ettirmeye çalışacağız. Önce şu çizgileri yapalım. Sonra altına onu yapıştırırız.
Evet, tam böyle hizasından çizginin üzerinden bu şekilde devam ettiriyoruz. Ama alta geldiğinde keselim onu arkadaşlar. Çünkü altta şununla yapmaya çalışacağım. Bazen tam oturmayabiliyor ama sonuçta bittiğinde güzel bir görüntü oluşturuyor bu çizgiler. Solatürk'ün önünde de var bu çizgilerden. Şöyle bitirdim bunu arkadaşlar. Aynı şekilde bunu da yapıştıracağız. Şöyle şuraya doğru. Sonra şunun tam böyle gelmesi gerekiyor buraya. Şurada şuraya gelirse evet. Bunu da bir yapıştırıcı sürelim. Bunu da çizgisini tamamlayalım. Şöyle. Evet, şu şekilde. Buradaki çizgiyi tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz o çizgilerin hizasından olacak şekilde şöyle bunu yapıştıracağız. Fakat şurasını keseceğiz. Bunun burasını şöyle şuradan tam bir şekilde keseceğiz. Evet. Tam buraya çizgilerle uyumlu olacak şekilde yapıştıracağız arkadaşlar. Şöyle uyumlu olacak şekilde yapıştıracağız. Gördüğünüz gibi alttaki çizgileri oluşturacak. Şimdi biz bunu da boyayalım. Tamam, boyayalım dedim. Yapıştırıcı sürelim. Bakın ben önden hiza alacağım. Öndeki o iki çizgiyi göre yapacağım. Şöyle. Yapacağım. Biraz kurusun. Şimdi burada biraz durdurayım kamerayı. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey var. Şöyle altındaki çizgileri yaptık. Üstteki çizgileri yaptık. Fakat bunları yapmamıza rağmen şurası bakın bir boşluk kaldı. Benim ek olarak verdiğim kağıtta bulunan şöyle parçalar var. Buradan küçük bir parça kestim. Şöyle. Şunu şuraya yama yapmaya çalışacağım ve buradaki çizgiyle tamamlamaya çalışacağız. Evet, şimdi bunu güzelce bir yapıştırıcı sürelim ve tam oraya yapıştırmaya çalışalım. Zaten küçük bir kısım. Yani orası küçük bir boşluk. Sebebi de iki parça olduğu için tam orayı denk getiremedim. Bir de zaman artık onunla da uğraşmak istemedim. Bir an önce yapmak istedim. Bazı arkadaşlar da çok mesaj attılar yap diye. Ben de boşluk bulamadığım için yapamadım orayı. Yani sürekli bir bakıyorsunuz, yapıyorsunuz. Sürekli bir sıkıntı çıkıyor. Yani gözümle hatalar çıkıyor. Aslında çok büyük hatalar değil. Oraları bu şekilde tamir edebiliriz. Bakın artık orası tamamlandı. Şöyle şurası. Şurada bir boşluk vardı. Orayı tamamladık. Bakın alttaki çizgiler, üstteki çizgiler tamamlandı. Bundan sonraki safa neresi derseniz bundan sonraki safa şurada bakın bir tane kokpit kısmı var. Uçağın yani pilotumuzun
bulunduğu kısım, şurada görmüşsünüzdür pilotumuzun bulunduğu kısım. Bunu çıkaracağız, güzel bir şekilde keseceğiz. Nasıl kesilmiş onu göstereyim. Yani nasıl doğru kesmemiz gerekiyor. Şöyle bakayım neredeydi? Evet şöyle. Bu şekilde kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Yanlış bir şey kesmeyin. Şu alttaki parçalar çok önemli. Bu içe girintiler çok önemli. Şimdi bunu yapmaya çalışalım. Şöyle bir daha göstereyim. Yanlış kesmeyin. Şuradan kesmemiz gerekiyor bu parçayı. Evet. Şimdi önce üst tarafları yapıştırmamız lazım. Bakın burada iki parça. Bir, iki. Oralara biraz bükmemiz gerekiyor ve oralara yapıştırıcı sürüp birleştirmemiz gerekiyor. Bükelim. Burada da aynı şekilde bölüm var. Bakın böyle iç tarafı büktük. Şimdi artık buralara yapıştırıcı sürüp sadece birleştireceğiz. Sonra altları düzgün doğrulaştırıp bunun üzerine monte edeceğiz. Şimdi buralara yapıştırıcı sürelim. Bakın şurası önemli kısımlardan bir tanesi. Burası uçağımızın kokpiti. Solotürk pilotumuz burada. Ben bunu resmini biraz Solotürk pilotunun resminden aldım. Yani kendim boyamadım. Bir tane Solotürk resmi indirdim. Orayı kestim, biçtim, buraya koydum. Yani gerçekçi olması için. Şu gördüğünüz Solotürk, gerçek Solotürk pilotunun resmidir arkadaşlar. Sonuçta onu da yapmak istemedim. O şekilde gerçekçi olsun diye Solotürk pilotunun gerçek resmini koydum. Bakın iki taraflarında aynı resim var. Niye? Sağdan göründüğünde gözüksün, soldan göründüğünde gözüksün diye. Bu arada elimde yapılmışı var. Onu da ara ara göstereyim size. Yani aslında son bitiminde böyle bir şey olacak. Yani şöyle baktığınızda bakın Solotürk pilotunu soldan görüyorsunuz. Böyle baktığınızda sağdan soldan görüyorsunuz. Böyle buna doğru gideceğiz. Şimdi bunu yapıştırdık. Şimdi bunları içe doğru bükeceğiz. Şu gördüğünüz beyaz kısımlar var. Şunları şöyle içe doğru hafiften bükeceğiz. Bunlar çok içe bükmeyin. Tam düz olacak şekilde yani. Buralara yapıştırıcı sürüp bu sefer uçağımızın üzerine koyacağımız için önemli. Uç kısımlar yapışmıyordu. Onun için küçük üçgenler yaptım oraya da. Şöyle gördüğünüz gibi küçük üçgenler yaptık. Sonra bunları böyle bükelim. Evet, bu şekilde geldi. Şimdi artık altına şu büktüğümüz yerlere sıvıyı boca edeceğiz, yapıştırıcı sıvıyı. Ki çıkmasın bir daha. Şimdi ben bunu, bakın genelde şunu tutarken iki elimle şu yapıştırıcıyı şurada açıyorum. Çünkü ikisini aynı anda yapamazsınız. Genellikle serçe parmağımı tutup çıkarıyorum. Bu tekniği de unutmayın. Çünkü gerçekten bunu bulmadan önce bir koyuyordum, bir yapıştırıyordum, bir koyuyordum, bir yapıştırıyordum. Doğru düzgün olmuyordu. Yapıştırıcı kuruyana kadar, yani yapıştırana kadar kuruyordu yapıştırıcı. Şimdi artık rahatlıkla kapağı kapatmayla uğraşmıyorum fazla. O sadece serçe parmağınızla hallediyorsunuz. Evet, bu şekilde yapıştırıcıyı sürdük. Şimdi tek yapmamız gereken bunu koymak. Şimdi bunu nereye koyacağız? Şöyle bir şey var. Tam şu arka çukuru buradaki çukura denk gelecek. Bakın şuradaki çukura. Şöyle buraya tam bir şekilde tam şuraya yerleştirin arkadaşlar. Evet, buraya yerleştirdik ve çok güzel bir Solotürk görüntüsü, burun kısmı görüntüsü olmaya başladı. Önemli bir kısmını atlattık. Yani burun kısmı en zor kısmı buranın, Solotürk'ümüzün. Evet, şimdi artık F-16'larda genelde altta hava alığı olur. Buradan havayı alırlar. Motoru soğut, motor için. Şimdi onu yapacağız. Bu şekilde biraz kurumasını bekleyelim. Evet, şu anda şunu yapacağız. Şu kısmı yapıştıracağız. Gördüğünüz gibi buraya kadar geldik. Şimdi o kısmı yapıştıracağız.
Ben mesela fazla olmuş şurası. Yani şurayı biraz daha az kes alttan alabiliriz. Ama almayabiliriz. Sıkıntı yok. Yani sonuçta orayı da fazla dikkat çeken bir kısım değil. Böyle yapmaya çalışacağız. Evet, F-16'mızın alt hava alan kısmını yapmamız için gerekli parça şu parça. Şu parçayı güzelce kesmeniz gerekiyor. Yani şuradan şu parçayı güzelce çıkarmanız gerekiyor. Şöyle iyi bakın. Şu şekilde bir parçamız bu. Alt kısımdaki o yıldızının oluştuğu kısım. Bunları güzelce şöyle büküyorsunuz. Şu gördüğünüz kısımları güzelce bükün arkadaşlar. Şu kısmı da bükün. Bakın bu şekilde. Şunu da içeri doğru bükeceğiz. Şu da böyle bükülü dursun. Evet. Şimdi şu kısımları da bükeceğiz. Beyazlıklar hep yapıştırmak için kullanılacak. Yani beyazlar gözükmeyecek. Solo Türk'ümüzde. Ve bunları şöyle şunu şöyle bombeli bir şekilde getirip altta birleştireceğiz. Mesela şunu şununla yapıştıracağız. Bunu bununla. Şu da şunun tam içine girecek arkadaşlar. Şu gördüğünüz kısmın tam içine girecek mavi. Evet, şu şekilde yapıştırmaya çalışacağız. Tabii yapışınca bunlar düzgün duracak. Şöyle bir şekil alacak arkadaşlar. Şöyle bir şekil alacak. Şimdi ben bunları güzelce yapıştırmaya çalışayım. İlk burayı yapıştıracağız. Sonra buraları yapıştıracağız. Sadece şunlara yapıştırıcı süreceğiz yani. Alalım yapıştırıcımızı. Şuraya da süreyim. Hepsini bir anda yapmaya çalışacağım. Bakalım yapabileceğim mi? Hata olursa bir çaresine bakarız. Ben hep böyle parça parça gitmenizi istiyorum. Ama bazen de beklemek istemiyorum. Şu anda öyle yapmaya çalışacağım ama sanırım o kadar da kolay olmayacak. Evet, şöyle yapıştırdık bakın. Şu alt üstüne yapıştı. Biraz önce söylemiştim bakın dikkat edin işte böyle oluyor. Hani çok hızlı yapmaya çalışırsanız şöyle de küçük küçük lekeler oluşuyor. Temiz çalışmak gerekiyor. Şu yeşili de içine aktarmamız gerekiyordu şöyle. Şöyle bir parçamız oluştu. Bunu şimdi şu gördüğümüz solo türkümüzün altına yapıştıracağız. Şöyle bir şey var. Böyle güzel gözüküyor da şu kısımları görükmemesi gerekiyordu. Oraları almamız gerekiyordu. Yani dik ama almasanız da olur. Sıkıntı yok. Güzel bir şekilde burada da bakın görüntü sağladı. Evet, şimdi bunu artık şuralara gördüğünüz kısımlara yapıştırıcı sürerekten bunun altına yapıştıracağız ve ön tarafı bitmiş olacak. Evet, şöyle şuralara yapıştırıcımızı sürelim. Tam bunu buraya getireceğiz ama yukarıda bakın şu ayarı unutmayın. Üst üste gelecek. Şurayla şura üst üste tam ortalamayacak şekilde olacak. Burada da öyle olacak. Bu şekilde yaptığımızda bakın yıldızın tam ortasına geliyor. Şunu sakın unutmayın. Tam burada olacak. Burası dümdüz bir yuvarlak oluşturacak şekilde olacak. Yani tam olmasa da olmaya çalışacak. Sonra bunu
Evet, burasını da yaptıktan sonra işte bu beyaz, düz parça, şu parçayı sonradan da ekleyelim. Bu aşamadan sonra da yapabilirdik. Böylelikle fazlalık olan parçalarını keserdik. Ama ben önceden yapıştırmak istedim artık. Uğraşmak istemedim. Sırasını siz kendiniz belirlersiniz sonra. Ama benim yaptığım sırayla da yapsanız sıkıntı olmuyor. Evet, şöyle bakın, alt kısmı, üst kısmı bitti. Kuyruk kısmı kaldı diyebiliriz. Sadece kuyruk kısmımız kaldı. Basit bir şekilde. Şimdi ona geçiyoruz. Evet, kuyruk kısmımızın parçası kağıdımızda şu. Air Force Türk Hava yazıyor. Şu yazıların birleşmesi gerekiyor. Onu da buradan böyle düzgün bir şekilde kesip çıkarmanızı istiyorum. Bakın şu beyaz küçük çizgi var yapıştırmak için. O yetmiyor. Onun biraz daha iki katı büyüklüğünde keserseniz daha iyi olur. Daha iyi yapışır. Şimdi yapmamız gereken burasına yapıştırı sürüp şöyle bükük. Şuraya yapıştırı sürüp şuraya yapıştırmak. Şu şekilde. Ve işimizi bitirmek. Buradan sonra buraya yapıştıracağız. Hemen hızlı bir şekilde yapalım. Şuraya yapıştırıcıyı söyleyelim. Evet, bakın renklerin üst üste gelmesine dikkat edin. Yapıştırıyoruz ama şuradaki desenler üst üste gelecek. Kayma olmasın. Evet, bu şekilde yapıştırdık. Sonra bu yapıştırdığımızı zor ama şuraya aslında zor değil ya. Kolay. Şuraya sokacağız işte. Bunun da üstüne yapıştırı sürerek şu gördüğünüz hava kuvvetleri yazısı tam bir şekilde gelecek. Böyle buraya girecek bu. Kolay bir şey arkadaşlar. Zaten hemen de girdi bakın. Zor bir kısmı yok. Sadece şunları yapıştırıcı süreceğiz. Buraya içine girmesini sağlayacağız. Hadi onu da yapalım. Çabucak. Hadi bakalım. Evet, dışarıda küçük hiçbir parça kalmasın diye. Bakın hava kuvvetleri yazısı var. Görüyorsunuzdur. Turkish Air Force, İngilizce var. Sonuçta Solotürk'ümüz dışarıya gidiyor. İki tane yazısı var. Bunları tam böyle karşı karşıya gelecek şekilde, düzgün bir şekilde monte ettik mi hiçbir sıkıntı kalmıyor. Evet, böyle burası bitmiş oluyor. Şöyle içine bakıyorum ben. İçinden de böyle bazen parçalar yani bir dikilebiliyor ve yapışmıyor. Öyle sorun zamanlarda hemen makas devreye giriyor. Şöyle içine atıyorum. Şöyle hafiften dokunarak düzeltmeye çalışıyoruz onu. Evet, bu şekilde burnu tamamladık. Şimdi kuyruk motor kısmı. Ateşin çıktığı o kuyruk motoru vardır. Motorun tam uç kısmı. Orayı yapıştıracağız. Onu da bu gördüğünüz parça yapıyor. O nerede? Peki o parça nerede? Bakın hemen arkasında zaten. Şöyle hemen arkasından güzelce şöyle tırtıklarıyla birlikte keserseniz iyi olur. Onu da yine aynı şekilde şu beyaz kısmı var bakın orayı bükeceğiz. Ve şöyle şuraya yapıştıracağız. Evet, şöyle şu beyaz kısım. Gördüğünüz gibi motorumuz yanlışlık olmasın. Şu beyaz kısma yapıştırıcıyı sürüyoruz. Ve buraya güzelce evet yapıştırdık. Şöyle genelde ben açarım, bakarım. Evet. Bunu da şu gördüğünüz kısma birazdan monte edeceğiz. Biraz kurusun arkadaşlar. Bekleyelim. Şu gördüğünüz şey elime yapıştı.
Evet, şimdi arkadaşlar ben tam böyle yuvarlak sokarsanız bu tam girmesi sıkıntı olur. Ben genelde hafiften bakın büküyorum böyle. Şöyle gördüğünüz hafiften büküyorum. Bunu da hafiften büküyorum. Böyle içine oturmasını sağlıyorum ama çok böyle bastırmayacağız. Çok böyle içinde boğulmuş gibi duruyor da siz yukarıya doğru gelecek şekilde şöyle yapıştırdığınızda, içine yapıştırıcı koyduğunuzda bu rahatlıkla yapışacaktır böyle. Şimdi onu yapalım. Şu beyaz üçgenlere, şu tırtıklı yerler bağlantı noktası olduğu için onlara yapıştırıcımızı sürelim. Şöyle. Şimdi artık içine koyma vakti. Evet. Şöyle koyduk. Birazcık çıkarayım yukarıya doğru. Şöyle birleştirdim. Şöyle hafiften bastırıyorum ki yapışsın. Yapışmayan yer kalmasın diye. Bakın, açtığınız anda ayrılır. Biz bu şekilde tutacağız. Yapışacak. Sonra en son kuruduktan sonra kuruduktan sonra ayırmanızı tavsiye ederim. Bakın şu anda böyle. Şurasını yapmaya çalışıyoruz şu anda. Evet, burası böyle kurusun, kalsın. Biz de biraz bekleyelim. Evet, şimdi kuyruk kısmını hallettik. Şimdi artık motordan haricinde yan arka kuyruklar, şu gördüğünüz arka kuyruklar ve üst kuyruk, denge kuyruğu kısmını halledeceğiz. Onun için şu gördüğünüz küçük parça var bakın. Küçük parça şu. Yani ilk motordan çıkan parça. Orayı yapmamız lazım. Onun için de hangi parçayı kullanacağız? Şöyle gidelim gidelim gidelim. Bakın kağıdımızda şu. Hop gözüküyor mu? Evet. Kağıdımızda şu parça var. Bunu buradan çıkaracağız. Güzel bir şekilde kesmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde kesin. Bakın şurada çıkıntılar var beyaz. Gördüğünüz üzere onlara dikkat edin. Onlar önemli. Onlar birbirine girmesini sağlayacaklar. O yüzden şimdi başlayalım. Önce şunlardan başlayalım. Şu gri parçalardan. Onları yapıştırıcı sürüp öndekiyle birleştirelim. Bakın. Şöyle birleşmesi gerekiyor. Tabi bak ayrılıyor şu anda. İyice yapışıp kurumasını bekleyin. Yani bu kururken başkasını yapıştırmaya çalışmayın. Yoksa bu hafiften çıkar. Şöyle bekleyeceğiz. Sonra bu kısma geleceğiz. Bazen üflemek de kurumasına yardımcı oluyor. Sonra aynı şekilde buraya yapıştıracağız. Şöyle bakın. Şuraya birleştireceğiz böyle. Tabii kurumasını yine bekleyeceğiz. Üfürükçü olduk. Şöyle kurusun. Biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar şimdi bu kurudu. Güzelce kurudu. Şimdi biz bunları bükeceğiz. Nereden bükeceğiz? Şuradan şöyle küçük küçük bükeceğiz. Buradan böyle küçük küçük bükeceğiz. Böylelikle dik bir hale getireceğiz. Altını da şöyle bükeceğiz. Şunlar küçük yapıştırma alanları olacak. Aşağısına yapıştırmak için. Evet şu beyaz da içeri bükülecek. İçerisine yapışmak için. Aslında işimiz şu anda onunla. Beyazı iyice bükmemiz gerekiyor. Şöyle bu şekilde yapışacak. Şu gri taraflarda bükülecek. Bakın. Gördüğünüz gri taraflarda bükülüp sonra bu yeşil onların üzerine gelecek. Şöyle bir bakalım. Dediğim gibi yapıştırmadan önce iyice neyi nereye yapıştıracağımızı büküp görmem gerekiyor. Yoksa
hata yaparız arkadaşlar. Şöyle büktük. Bunu da böyle büktük. Şöyle bir parçamız olacak bu. Baktık. Evet, oluyor. Sıkıntı yok. O zaman dedik ki yapıştırıcımızı sürmeye başlayalım. Önce şuradan başlayalım. Şu beyazı sürelim. Sonra bu kurumaya koyulurken arkalarında yapıştırıcı sürüp onu da halledelim. Çünkü birbirine bir sıkıntısı yok. Daha iyi olur hem. Bir o taraftan bir bu taraftan sonra. Şuraya da bakın. Yapıştırıcı sürüyorum. Sonra bunu üstünden kapatıyorum böyle. Fazlalık olan parçayı da güzelce kesiyorum. Evet. Sonra artık burası bitti. Hatta yapıştırıcı da kurudu bunu yaparken. Şu ön kısım var. Gördüğünüz gibi. Şurayı da iyice şöyle güzelleştirip yapıştırmamız gerekiyor. Büyük olan kısım büyük parça alta gelsin. Oraya yapıştırıcı sürüp küçük parçayı da üstünden sürdük mü bir sıkıntımız kalmayacak. Evet. Şimdi bu gördüğünüz parçayı Solo Türk'ümüzün şu sarı kısım var, görmüşsünüzdür. Sarı ile orantılı olacak şekilde bakın. Sarı kısım birbirini tamamlayacak. Bu şekilde yapıştıracağız arkadaşlar. Eğer yanlış yapıştırmayın, şöyle sağa sola kaymasın. Tam düzgün bir şekilde o sarı kısım oraya gelecek. Şuradaki çizgi de yok olacak. Şimdi biz bunun tam altına iyice yapıştırıcıyı sürelim. Şimdi nereye kadar olacak? Tabii o da önemli. Tam şöyle, evet. Sarı kısmın olduğu yere kadar olsa olacak sanırım. Yani şu sarının altından şuraya kadar yapsak daha iyi. Çünkü burası havada kalıyor. Buraya yapıştırıcı sürmemizin mantığı yok. Ve kötü bir görüntü olur. Şuradan bakın. Sarının tam altından başlayaraktan sonuna doğru sürelim. Ve tam üstüne yapıştıralım. Evet. Çizgiden çıkmamak lazım. Doğru. Yapıştıralım. Tasarım güzel gözükmez. Evet, bu da böyle bitmiş oldu. Bu da üst kuyruk için bir eklenti parçasıydı F16'nın Solo Türk'ümüzün. Evet, böyle gördüğünüz gibi yapıştırdık. Şimdi biraz kurumasını bekleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi sırada burayı tamamlamıştık, şurayı yapmıştık. Sırada şu yan tarafları, yan kuyrukların gireceği kısımları yapacağız. Onlar da şuralar. Şu gördüğünüz yan kısımlar, buraları da tamamladıktan sonra kuyrukları yerleştirebileceğiz. Bunun için şu parçalar, şu gördüğünüz parçaları kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bunları yapmaktan çok bunları doğru bir şekilde buraya yapıştırmak gerekiyor. Şu çatal kısmı, şu kartalın küçük bir parçası var. O çok önemli. Bunu yanlış yapıştırırsak ters olur ve güzel gözükmez. Yani şu şekilde. Şu kuyrukla buraları
birbirine uyumlu olması lazım. Şimdi bu parçayı buradan güzelce kesiyorsunuz. Şöyle bakayım, göstereyim ben size. Şu parçayı güzelce buradan ayırıyorsunuz. Şurada bakın, tam şu kısımda küçük bir girinti var. O içeri girerek parçanın bütünleşmesini sağlayacak. Buralara yapıştırıcı sürüp parçayı bütünleştireceğiz. İki tane var. Biri burada var, biri de burada var. Dikkat edin arkadaşlar, onu güzel kesin. Eğer doğru kesmezseniz kötü olacaktır. Şimdi devam edelim buna. Evet, şuralara yapıştırıcı sürelim. Evet, bu küçük bir parça oldu. O yüzden biraz dikkat edin. Hemen çıkarmayın yapıştırıcı. Bekleyin biraz. Yani küçük parçanın birbirini tutması zordur. Evet. Aynı şekilde şuraya da yapıştırıcı sürüp birleştireceğiz. O orada kurusun. Bizim onunla bir işimiz yok. Ön tarafta kurusun. Şimdi buraya yapıştırıcı sürelim. Evet, bu şekilde yapışması gerekiyor. Bakın hemen bir şekil almaya başladı o küçük parçaları yapıştırınca. Bunları güzelce katlayacağız. Şimdi aynısının bir tane daha var. Onu da yapalım. Bu kurusun. Aynısının bakın bir tane daha var. Şurayı keseyim. Burası fazlalık. Evet, buranın da ara parçaları için yapıştırıcı sürelim. Yani bu iki parçayı oluşturup sonra birlikte yapıştıralım. Bu da diğer taraf için önemli bir parça. Biri sağa, biri sola yapışacak. Şöyle yapışacak arkadaşlar. Çıktı. Şimdi arka tarafı yapalım. Şurasını da yapıştırıp sürüp birleştirelim. Evet, bu şekilde. İki tane ayrı parça. Bunlar sağına ve soluna gelecekler. Şöyle şu tarafa doğru. Biri buraya, biri buraya gelecek. Yani şuranın yanlarına gelecekler. Evet, şimdi bunu hangisi kurumuştu? Hangisini yeni yapmıştık? Sağdaki. Evet. Şimdi bakın buraları katlayarak şu gördüğünüz sarı, koyu sarı çizgiler var. Oradan katlayıp düzeltmeye çalışacağız. İlk buradan katlayalım. Evet, sonra şuradan katlayalım. Sonra bu beyaz yerleri katlayalım. Bunlar yapışmasını sağlayacak. Yapıştırıcı süreceğimiz yerler. Şuraları da içe doğru bunları yapıştırıcı sürüp birleştirmeye çalışacağız. Evet, dediğim gibi önce bir katlayıp görmemiz gerekiyor. Şunu biraz dışarı yapalım ki birbirine yapışsın, içeri doğru çökmesin. Gördüğünüz gibi şöyle bir parça haline geldi. Şimdi yapıştırıcımızı sürelim. Şunları ayarladık bu şekilde. İçeri doğru büktük. Tek yapmamız gereken beyaz yerlere yapıştırıcı sürüp birleştirmek arkadaşlar. Şimdi sadece yapıştırıcımızı sürelim şöyle.
Evet, şimdi birleştirelim. Evet, şunu böyle birleştireceğiz. Bakın, şu kısım, şu kanadın arkası, şu beyaz yer, şu gördüğünüz beyaz yer, şu alta gelecek şekilde şöyle yapışacak arkadaşlar. Böyle yapışacak ve burada kalacak. Yani hem sol tarafına yapıştırıcı süreceğiz, hem de şu beyaz yere süreceğiz ki buraya düzgün bir şekilde yapışsın. Yani aynı şekilde burada da var bakın. Sanırım bu biraz daha küçük orantılarda olmuş. Evet. Şimdi şöyle gelecek. Bu bitti. Bu burada gelecek. Şimdi bunun aynısını yapalım. Bunu da yine büküyoruz. Şöyle şekilde bükerekten beyazları içe doğru büküyoruz. Evet, şöyle şeklini az çok oluşturduk. Şimdi artık yapıştırıcıyla birleştirmek kaldı. Şöyle şeklini az çok oluşturduk. Beyaz yerlerine yapıştırıcı sürüp içine katıp monte ediyoruz, yapıştırıyoruz. Şuraya sürelim uç kısmı, içteki beyaz kısmı. Normalde bu büyüktü. Neden küçük çıktı onu anlamadım. Yani bunun parçası büyük çıkmış, bu parça küçük çıkmış. Hayret. Evet, şöyle yaptık. Evet, bunu da hazırladık. Şimdi arkadaşlar, bu buraya gelecek bakın. Bu da buraya gelecek. Şeylere dikkat edin. Çünkü bu ters yaparsanız güzel gözükmeyecektir. Bu şekilde buraya yapıştıracağız bunu. Hadi yapıştıralım şimdi. Evet. Şu siyah çatal gibi olan yer sola gelecek. Önce yani bu şekilde olacak bakın arkadaşlar, yanlış olmasın. Önce şurayı üstüne süreceğiz. Yani bir de soluna süreceğiz. Şöyle. Şekilde bakın. Şöyle. Tabi biraz geri çekelim ki şunla uyumlu olsun. Buradaki renklerle de desenlerle de uyumlu olması lazım. Burasını tamamladık. Şimdi sıra geldi buraya. Bakın. Şöyle bunu da buraya uyumlu bir şekilde yapıştıracağız. Ne yapacağız? Buraya ve sol tarafına. Yani şu desen doğru gelmek zorunda. Bakın. Bunu bu şekilde yapmıştık. Bu tarafa doğru olmuştu. Bu da bu tarafa doğru olacak.
ve uyumlu bir şekilde böyle yapıştıracağız. Sol tarafına ve üst beyaz tarafına olacak bu sefer de. Güzelce yapıştıralım. Alttan bakalım kayma var mı? Evet, birazcık kaymış bakın. Desenler de az çok oldu sayılır. Şimdi de kuyruk kısımlarına geçeceğiz ve onları yapacağız. Şimdi biraz durduralım, kurumaya geçsinler. Evet, elimde iki tane kuyruk var. Şimdi bunları yapacağız. Bunlar nerede? Yine kağıdımızın içinde iki tane parça arkadaşlar. Bunları yapması çok basit. İkiye katlayacaksınız şöyle ve aralarını yapıştıracaksınız. Ama küçük bir nokta var. Şunlar dışarıda olacak. Çünkü bunlar yapıştırma yerleri. Şu gördüğünüz uç kısımlar var bakın. Onları dışarı doğru yapacaksınız. Yani şöyle hafiften katlayacaksınız. Onlar dışarı gelecekler. Yani olayımız bu. Bu şekilde yapacağız. Evet, şunu yapalım şöyle. Bakın, bu şekilde katladık. Şunlar şöyle dışarı geldi. Aynısını diğerine de yapalım. Yine bu şekilde katladık. Ve bunlar dışarı doğru geldi. Şimdi yapıştırıcını sürelim. Nasıl olsa ayarımızı yaptık, katlamalarımızı yaptık. Evet. Bu yapışsın şöyle. Aynı şekilde diğer yapıştırıcımı sürelim. Bakın burası da bitti. Evet, şunu şöyle koyduğumuzda bakın biri şöyle koyayım, görünüyor mu? Evet, görünüyor. Bu gördüğümüz kısımlar, şuralar var ya, şuraları yapıştırıp süreceğiz birazdan. Bu kurusun biraz. Şöyle şuralara denk getirmeye çalışacağız. Şuraya denk getirip kuyruk kısmının yan kuyruklarını yapacağız yani. Amacımız bu. Şimdi tabi bunu yaparken de altta da desenler var. Onları da denk getirmeye çalışalım. Kötü bir görüntü olmasın. Evet. Artık yapıştırıcımızla sürelim. Yapalım bakalım nasıl bir şey olacak. Şöyle, evet. Şöyle. Şöyle bakayım, üstten bakayım. Bakın şöyle gelecek. Evet. Alttan da desenlerimizi uyumlu bir şekilde getirelim. Şöyle yapıştıralım. Evet. Şöyle yapıştırdık. Şimdi diğerini yapıştırayım. Evet, bakın kuyruk kısmımız oluştu. Şimdi diğerini yapıştıralım.
Ve buraya güzel bir şekilde geldi. Bakın altta iki tane kuyruk oluştu. Şimdi üstten üst kuyruğumuzu yapacağız. O da basit. Bakın şuradaki şu parça olacak. Onu da katlayacağız. Ama onun da altta yine eklem yerleri var. Onlara dikkat etmek lazım arkadaşlar. Şuradan bir geçtirelim. O da şu şekilde. Bakın şurası yapışacak. O yüzden şu ince böyle 1 milimlik bir kısım var. Böyle bir şey yapmışım ben onu. Onları iyice bir bükmemiz lazım ki oluşsunlar. Şöyle. Yine bunlar buraya üstüne yapıştırmak için kullanacağımız kısımlar. Şöyle yaptım bakın. Sonra sadece şöyle ikiye bir katlasak işimiz hallolacak. Şöyle ikiye katladık. Bunu yine düzgün bir şekilde çıkarın orada. Şöyle içini yapıştırdık. Yine arasını sürdük, yapıştırdık. Şimdi şu ince ayrılan kısmı yapıştırarak tam üstüne şuraya denk getirmeye çalışacağız. Biraz hızlı yaptım anlatmadım ama. İçini sürdük. Katlamıştık zaten. İçini sürerek bir araya getirmesini sağladık. Şimdi tek yapmamız gereken şuraya yapıştırıcı sürüp şu gördüğünüz üst kısmı da bitirip sola türkümüzü az çok bitirmiş olacağız artık. Bitme aşamasına gelecek. Evet. Şimdi yapıştırıcımızı sürelim. Ve son hamlemizi yaparak üst kuyruğunu da tamamlayalım. Yine üst kuyruğu tamamlarken şöyle bir şey yapın. Yani şu renkler önemli. Yani şöyle bir şey yapın değil. Kesin yapmanız lazım. Şu renkler bakın sarıyla sarı üst üste oturması lazım. Yanlış olmaması lazım. Tam ortaya şöyle üst üste oturması gerekiyor. Yoksa sıkıntı var demektir. Evet. Arkadaşlar solo türkümüz bitti sayılır. Gördüğünüz gibi güzel bir solo türk oldu. Görünümü açısından olsun. Hani her açıdan güzel bir solo türk. Yani 2A4 kağıdından siz nasıl solo türk yapabileceğinizi gördünüz. Şimdi küçük bir iki parçası daha var. Onları da yapıştıralım ve işimizi bitirelim. Roket kısımları var. İsterseniz buraya roket koyabilirsiniz. Ama ben tavsiye etmiyorum. O kadar da güzel olmuyor roket. Roketler de var. Şöyle iki tane yaptım. Bunları da artık çekmeyeyim diyorum. Bunlarla uğraşmayayım. Yani sadece şu ikisini göstereceğim. Bunları koyacağınız yerlere göstereceğim. Diğerlerini zaten katlayarak, birleştirerek aynı şu kısmı şunun gibi yapıyorsunuz. Şu kısmı da şu içinde aynı. Şu burun nasıl yaptıysak o taktikle yapıyorsunuz. Arkada açılan kısmı da katlayıp şu siyah noktalarla birleştirip şuralara koyabilirsiniz bu roketleri. İki tane yaptım bunları. Şuralara koyabilirsiniz. Yani nasıl oluyor? Şöyle bir şey oluyor bakın. Şöyle bir şey oluyor. Bunları da yapabilirsiniz. Bir de altta şöyle kısımları vardır F-16'ların. Ben size şimdi şöyle kısımları vardır. Bunları göstereceğim. Bunlar da çok basit. Aynı kuyruk yapar gibi arkadaşlar. Hemen bunu halledelim. Şöyle iki parça bunlar. Şu gördüğünüz kısım. Bunu ikiye katlıyorsunuz. Şöyle. Yine yapıştırma kısımları var. Evet. Bu şekilde getirip bakın bu şekilde getiriyorsunuz. Katlayarak şöyle. Buralarda da değişiyor. Yani orada yazılar Kemal Atatürk yazanı gördüm. Veya Solo Türk'ün logosunu koyuyorlar. Sürekli renklerini değiştiriyorlar şu alt kısımları.
Ama en son bir kere Kemal Atatürk yazıyordu. O yüzden Kemal Atatürk imzasını bıraktım. Bu burada görünecek şekilde olacak. Şöyle gördüğünüz gibi. Sol Atatürk'ümüze. Şimdi yapmamız gereken içini yapıştırıcı sürüp şöyle birleştireceğiz. Şu üstüne de yapıştırıcı sürüp altına yapıştıralım ve bu son eğitimdi. Diğerini göstermeyeceğim. Onun için de gerek yok. Şunu da diğerini yapıp sol tarafa, bunu da sağ tarafa yapıştıracağız. Şöyle gördüğünüz gibi yapıştırıyorsunuz. Bu da burada oluyor. Zaten orada çizgi var. En arkadan çizginin, yani şu sembol resmin başladığı yerden başlayarak o çizginin hizasında yapıştırdığınızda bakın. Orası şöyle baktığınızda bu orada gözükecektir. Aynısını da diğer tarafa yaptığımızda işlemimiz bitecek. Şimdi onu da yapalım. Hadi onu da göstereyim hemen. Şöyle yapayım. Hemen şöyle bitirelim onu da. Ben videonun fazla uzun sürmemesini istiyorum. Çünkü o zaman gigabaytı fazla oluyor. Siz de sıkılıyorsunuz. Yani yüklenmesi de sorun oluyor. Evet. Bu şekilde yaptık onu da. Hemen yapıştırıcımızı söyledim onun içinde. Yine bunun planlarını aşağıya bırakmaya çalışacağım. Oradan indirirsiniz. Bir herhangi bir internet kafeden renkli çıktı alırsanız 2 A4 kağıdına arkadaşlar. 2 tane A4 kağıdına bu işi bitirirsiniz. Onu da şuraya şöyle yapıştırdım. Ve gördüğünüz gibi güzel bir Solo Türk'ümüz oldu. Altta ay yıldızıyla olsun, şuradaki çizgileriyle olsun. Üste şu beyaz çizgisi, sarı kartalı burnu, kokpitiyle beraber güzel bir Solo Türk'ümüz oldu. Arkadaşlar umarım siz de yaparsanız evinizin bir köşesine koyarsınız. Bu arkadaki şu gördüğünüz 3 nokta oluşturuyor. 3 köşe olunca da doğal olarak düzgün durmasını sağlıyor. Ben tekerlekle uğraşmadım. Tekerlek de görünümünü bozuyor. Şimdi buraya tekerlek yapsak şu kanatlar bozulacak falan. Açılıp kapanıyor zaten. Ömer, bizim için güzellik gökyüzünde güzel uçmasıdır, görüntüsüdür. O yüzden ben bu şekilde yaptım. Tekerlek sevmiyorum arkadaşlar. Tekerlek eklemedim o yüzden. Zaten bakın burası iki tane yeri. Burası da ön tarafı. Bunu böyle koyduğumuzda düzgün bir şekilde herhangi bir yere koyduğunuzda duruyor. Hani bir sıkıntı çıkarmıyor. Aynı gerçek bir F16 gibi. İstediğiniz bir köşenize, evinizin bir köşesine eğer Solo Türk yapımından hoşlanıyorsanız koyarsınız. Bu sizi mutlu eder. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu bitti. Bundan sonraki planım TFX'in modelini yapmak. Yapabilirsem TFX'i yapacağım. Bildiğiniz TFX uçağını kağıt maketle yapabileceksiniz. Güzel boyalı bir şekilde. En son gösterimini görmedim TFX'in bir tane fuarda. Mockup'ını yapmışlardı. Oradaki resimlerden kesip yapıştıraraktan planlarını yapacağım. Ona bir oradaki mockup'ına benzeyecek biraz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. İzlemeyi, takip etmeyi unutmayın. İyi günler. Şöyle koyayım. Bir tane vardı, iki tane oldu.